İnsanların kendi kültürünü, kendi doğasını, ekolojik anlamda, yaşam anlamda, kültür değil, her türlü anlamda insanda bir gasp olayı olduğu için, bir kayyum ataması olduğu için mesela gelenler buranın o dokusuna dokunamamışlar. Dokunmak da istememişler açıkçası. Bu yüzden Silvan'da çok ciddi kadınların alanları tüketilmiş. Yani kadınlara nefes alabilecek alan bırakılmamış. Böyle hep bir mutfağa, bir eve tıkama üzerinden bir politika izlenilmiş. Ya da işte erken yaşta evlendirme kursları, işte evlilik gibi şeyler yapılmış. Bu yüzden Silvan'da aslında baktığınızda Silvan'da bir kadın rengi yok. Yani gerçekten neredeyse yok diyoruz. Belki içimizi acıtıyor ama yok. Şu anda biz onlara dokunduk. Toplantılar aldık. Birebir temasa girdik. Esnaf arkadaşlarımızla toplantı aldık. Konuştuk. Mesela onların şöyle bir talebi var. Evet biz alanlara çıkmak istiyoruz. Ama kendimize özgün mekanlarımız da olsun istiyoruz. Bununla ilgili özgün mekanlarda rahat edebilecekleri, spor yapabilecekleri, yani bir kadın sosyal tesisi mi deriz, artık kadın kültür merkezi mi deriz? Henüz belki ismini tekrardan tabii ki kadınlarla konuşarak bulacağımız bir isim üzerinden bir talepleri var. Çok şey yapmak istiyorlar ama yol yöntemde belki bulamamışlar, muhatap bulamamışlar. Şu anda muhataplarımız var, muhatapları var, bizim muhataplarımız var. Birlikte bu konuda yeniden bir inşayı gerçekleştireceğiz diyelim. Sadece Silvan'ın sokakları değil, belediye kurumu içerisinde de bir kadın rengi yoktu. Tamamen erkekleşmiş, erilmiş bir, hani hem fiziki erkekleşmiş hem zihniyet olarak erkekleşmiş bir kurumu da devraldık. İçerisinde biraz küçük dokunuşlar yaparak işte önemli dediğimiz yerlere kadın arkadaşları müdür yaparak başladık bu işe. Onun dışında da eş başkanlık sistemi zaten şöyle bir şey. Kadınlar kendilerini artık rahat hissediyor. Yani çalışan kadından tutun da dışarıdaki kadından kadına kadar sizi muhatap alıyor. Colemert'te bir kayyum atandı. Kayyum atanmasının bir tek sebebini hep söylüyoruz. Bir belediyeyi gasp etmek değildir. İrade gaspıdır. Kadınların umudunu gasp etmektir. Gençlerin umudunu gasp etmektir. Çünkü sonuçta siz bir seçime giriyorsunuz ve seçime girebilir dediğiniz insanlara 2-3 ay sonra müdahale ediyorsunuz. Bu bir politikadır ve çöken bir politikadır. Yani 31 Mart'ta bunun gerçekliğini gördük. Nasıl çöktüğünü de gördük. Bu denenen şeylerin deneyenleri bir yere taşıyacağını düşünmüyoruz. Onlar da bunu artık görmeliler. Biz ne olursa olsun, ne yaparlarsa yapsınlar, biz çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Ve bu insanlar için, bu halk için, halklar için elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Gereken bütün hizmeti yapacağız. Bizim işimiz hizmettir. Hiçbir kimseyi göz ardı etmeden ya da ötekileştirmeden sadece bizim için hizmet önemlidir. Biz de belediye eş başkanı olarak hizmetlerimizi devam ettireceğiz. Bugün belki imkanlar kısıtlı, imkanlarda zorlanıyoruz ama imkanları da artırabilme çabamız olacak, çalışmalarımız olacak. Bunun için her türlü şey yapacağız ama dediğim gibi bu asla başta kadınlar ve halkın olmadığı hiçbir şey, hiçbir yol siz yürütmez, yolunuz tıkanır. Biz onlarla birlikte olduğumuz için, onlardan birer insanlar olduğumuz için bu yolun açık olduğunu biliyoruz. Biz bu yolda yürüyeceğiz, yürümeye de devam edeceğiz.